Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hayır Erenat, genel kurula hitap edin. Kuzularımızı dağdaki çakallara kaptırmıyoruz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamplarda beyin yıkamak için, dağda adam çıkarmak için seanslar düzenliyordunuz. Kayyumlar gelince dağ çıkarma seansları sona erdi. Halka sorun. Çok memnunlar, çok mutlular. Bir gidin konuşun bakalım insanlarla. Kayyumdan memnunlar mı, değiller mi? Diyarbakır halkının sizi sevdiğini nereden çıkardınız anlamadım. Her gün orada yaşıyorum. Demin vekilimiz de söyledi. 21 Mart'ta Diyarbakır Nevroz Meydanı'na bakın. Milyonlarca insan kimi seviyor, kime karşı, orayı izleyin. Biz size öneririm. Selçuk Mızraklı'ya gelince, Selçuk Mızraklı daha seçilir seçilmez bir hafta içinde televizyon ekranlarında gördük. Sözde PKK marşında hazır oldu, bu şekilde durdu mu durmadı mı? Söyleyin bakalım. Selçuk Mızraklı bir kere bu ülkede ender yetişmiş doktorlardan biridir. Belediye başkanı seçilinceye kadar hakkında bir soruşturma dahi yokken tek suçu belediye başkanı olmaktır. Sizin valiniz var ya, valiniz, emrinizde çalışan vali, 31 Mart gecesi kayyım atanması için yazı yazmış ya. Daha seçim bitmiş, kazanmış, oturmadan yazı yazdınız. Diyarbakırlı şair rahmetli Şevket Beysanoğlu bakın Diyarbakır için ne demiş. Ey benim kara sevdam, güzel Diyarbakır'ım. Sinende doğdum senin, sinende yatacağım. Bu can tende oldukça seni anlatacağım. Ben de bugün size Diyarbakır'ı anlatacağım. Diyarbakır, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarıyla en görkemli yatırım dönemlerini yaşamaktadır. Bu yatırımlar kamu, özel sektör ve belediye işbirliği ile uyum içinde yürütülmekte. Diyarbakır'a son 20 yılda tarım, ulaştırma, haberleşme, enerji, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık, imalat sanayi, turizm ve madencilik konularında dikkatinizi çekmek isterim. Tam 2450 proje kazandırdık. Çoğu tamamlanan bu projelerin toplam tutarı 79 milyar 392 milyon TL'dir. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz son 4 yılda yaptığı hizmetlerle adeta çığır açtı. Örneğin EKAY projemiz. Kentin 50 yıllık çöp sorununu çözecek olan entegre katı yatık yönetimi projemizle Karacadağ bölgesindeki vahşi depolama alanı rehabilite edildi ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ilk elektriği üretmeye başladık. Yine Büyükşehir Belediye'miz ihtiyaç sahibi ailelere yardımları kartlarla yapıyor. 17 ilçemizde 12.500 aile bu kartlardan faydalandı. Bu yılda bir 30 milyon destek sunacağız. Yine Büyükşehir Belediye'mize ait bilgi evlerinden 7.250 çocuğumuz ve gencimiz faydalandı. Kesintisiz 12 ay boyunca spor eğitiminden de 11.320 gencimiz faydalandı. Üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerimize bu sınavda yardımcı olmak amacıyla faaliyete aldığımız akademi liselerinden de 7 binden fazla gencimizi ve çocuğumuzu faydalandırdık. Millet Kıraathanesi'nde ikramlar ücretsiz yapılmakta ve diğer kitap kafelerle Millet Kıraathanesi'nden toplamda 120 bin insanımız faydalandı. Yine kentte istihdamı artırmak amacıyla kalifiye eleman yetiştiren 15 Dismek kurs merkezimizde 6004 kursiyerimiz eğitim gördü. Sanata da ağırlık verdik. Büyükşehir Belediye'miz tarafından 80 konser, 67 söyleşi, 28 tiyatro gösterimi ve 14 şiir dinletisiyle 32 bin sanat severe ulaştık. Değerli milletvekilleri, kadim şehrimizin sembolü olan surlarımızda restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. İki etap çalışma tamamlandı. Şu anda üçüncü etap restorasyon çalışmalarında devam var. Dördüncü etap tamamlandığı zaman surlarımız bir uçtan bir uca gezilebilecek ve surlarımızla kentin bostanı arasındaki yeşil kuşakla turizme ait eşsiz güzellikler gün yüzüne çıkarılacak.
Gene Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber işbirliğimiz neticesinde 5 çağrı merkezi hizmete girdi. Medeniyet Dilleri Atölyesi'nde, hani Kürtçeyi yasaklıyorsunuz diyorlar ya, bakın ben size söyleyeyim. Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Süryanice dillerinde kurs veriliyor. Ve dikkatinizi çekmek isterim. 112 acil çağrı merkezimiz Türkçe, Kürtçe ve Zazaca hizmet veriyor. Demek ki Kürtçe yasak falan değilmiş. Bunlar algı yönetimiymiş. Diyarbakır'da, Diyarbakır'ı bir ekonomik merkez haline getirmek için oluşturmaya çalıştığımız, projelendirdiğimiz lojistik köyümüz tamamlandığında ilk etapta 5400 insanımıza istihdam sağlanacak. Yine Karacadağ bölgesinde Karacadağ Organize Sanayi 295 hektarlık alan üzerine kurulmuş olup 179'u işletme, 43'ü de sosyal donatı alanı olmak üzere 222 parsel ayrılmış bulunmakta. Diyarbakır'da günde 4000 küçükbaş, 500 de büyükbaş hayvan kesimi yapılmakta. Ve bu kesimler Avrupa standartlarında çok iyi şartlarda ve hijyene uygun bir şekilde son sistem olarak yapılıyor. Tamam diyelim lütfen. Teşekkür ediyorum. Değerli Başkan, kıymetli milletvekilleri, sabah Hakan Çavuşoğlu bakanımızla beraberdik. Bugün Diyarbakır'ı anlatacağım dedim. Diyarbakır'ı dedi 5 dakikaya nasıl sığdıracaksın? Ben de zaten yalnızca fragmanını anlatacağım dedim. Bu anlattıklarım sadece fragmandı. Biz kente bir çivi çakılmasını dahi istemeyen terör örgütünün üzerine şöyle bir kırmızı çarpı attıktan sonra Diyarbakır hizmetlerde adeta şahlanışa geçti. Kentte inanılmaz güzellikler yaşanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada 16 Mart 1988 yılında Saddam'ın yaptığı Halepçe katliamında hayatını kaybeden tüm insanları da buradan rahmetle anıyorum. Hizmetlerin de Diyarbakır'da tekrar devam edeceğini söylüyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Beştaş. Takdir sizin. Yani bir sataşma yok Sayın Beştaş. Ben konuşmanın bütününü dikkatlice dinledim. Var Sayın Başkan. Çivi çakılmasını istemeyenler diyerek açıklayacağım. Sayın Başkan, konuşmanın tamamı. Sayın Erol. Müsaade eder misiniz? Konuşmanın tamamında değil ama özellikle Kürtçe'ye ilişkin bölümde burada işte kurslar açıldığını, Kürtçe konuşmalar yapıldığını, başvuruların Kürtçe alındığını söyledi ve algı yönetimiyle bunların yapılmadığını söyleyerek doğrudan bir suçlama yaptı. Şimdi yerinizden altça göre bir söz vereceğim. Ancak bir sataşma oldu. Düşünmüyorum konuşmanın bir sürü. O zaman 60'a göre yerinizden gerçekleri söz vereceğim. Buyurun açıklayın. Sayın Başkan, her şeyden önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iktidara ait değil, el koydular, gasp ettiler. Kayyum tarafından yönetiliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Selçuk Mızraklı da şu anda Edirne Cezaevinde rehin. Önce bunu not edeyim. Diyarbakır Büyükşehir'i kazanmışlar da orada hizmet yapıyorlarmış gibi bir algı yaratmasınlar. Gasp ettikleri bir belediyeyi istedikleri gibi soyup soğana çevirdiler. Birincisi bu. İkincisi, birkaç rakam vereceğim. Şurada elimde haberi de var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin belediye ve halk otobüslerinin parasının aktarıldığı havuzdan 2017-18 yıllarında 5,5 milyon liralık yolsuzluk iddiası, sadece bir tanesini söylüyorum, mahkemeye taşındı. Yine sevgili Selçuk Mızraklı'nın daha önceki kayyumun yaptığı banyo krallara layık, tırnak içinde, banyonun nasıl olduğunu bütün Türkiye ve dünya... Bitirelim lütfen.
Türkiye ve dünya ibretle izledi. Şu anda istedikleri kadar anlatsınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni çaldılar. Halk iradesini çaldılar. Hırsızlığı meşrulaştırmaya çalışıyorlar ama Diyarbakır halkı iradesinin gasp edildiğini ve çalındığını, hırsızlandığını gayet iyi biliyor. Diyarbakır'da Kürtçe yasak değil diyorlar. Bu konuda saatlerce biz de kayyum önergesi getirip anlatırız. Diyarbakır'da Kürtçe tabelalar kaldırıldı. Hala kadınlar Kürtçe başvuru yapamıyorlar. Sayın Eronat. Yani Oya Eronat oradan bana lütfen yalan söylüyorsun diyor ama kendi söyledikleri yalanları ben saatlerce anlatabilirim. Her şeyden önce buradan yani kayyımla gasp edilen bir belediye kendilerine aitmiş gibi var olan soygunu, yolsuzlukları söylemeden hırsızlığı... Peki, teşekkür ediyorum. Pardon. Evet. Evet. Buyurun. Sataşma'dan, kürsüden söz vereceğim. 2 dakika veriyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Diyarbakır, ya çok zorunuza gidiyor biliyorum ama... Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sayın Eronat, genel kurula hitap ediyorum. Kuzularımızı dağdaki çakallara kaptırmıyoruz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamplarda beyin yıkamak için, dağda adam çıkarmak için seanslar düzenliyordunuz. Kayyumlar gelince dağ çıkarma seansları sona erdi. Selçuk Mızraklı. Daha seçilir seçilmez bir hafta içinde televizyon ekranlarında gördük. Sözde PKK marşında hazır oldu. Bu şekilde durdu mu durmadı mı? Söyleyin bakalım. Önde değer ailesi dediğiniz aileler başlarında boyunlarında sarı yeşil kırmızı paçavralarla Selçuk Mızraklı bunların önünde saygı duruşunda durdu mu durmadı mı? Sürekli çaldı diyorsunuz. Yahu sözde PKK marşında hazır oldu. Duran bir insan nasıl arada Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak? Biz yapılan hizmetleri saydık. İktidarımız döneminde yapılan hizmetlerdir. Kayyum yaptı mı yaptı. Halka sorun. Çok memnunlar, çok mutlular. Bir gidin konuşun bakalım insanlarla. Kayyumdan memnunlar mı değiller mi? Ama çok haklısınız. Dediğim gibi kuzuları, dağdaki çakalları artık kaptırmıyoruz. Buyurun. Müsaade eder misiniz? Sayın Başkan, Grup Başkan Vekiliniz kürsüde müsaade edin. Değerli halkımız, özellikle sevgili Diyarbakırlılar, ben Diyarbakır'da ikamet ediyorum. Bir ikametgahım Diyarbakır'da ve Diyarbakırlıyım. Diyarbakır halkının sizi sevdiğini nereden çıkardınız anlamadım. Her gün orada yaşıyorum. Demin vekilimiz de söyledi. 21 Mart'ta Diyarbakır Nevroz Meydanı'na bakın. Milyonlarca insan kimi seviyor, kime karşı orayı izleyin. Bir size öneririm. Diğeri kayyımı savunuyorsunuz ama kayyımın elimde onu okuyamayacağım kadar uzun bir yolsuzluk listesi var. Size söz veriyorum, halkımıza söz veriyorum. Gelecek hafta kayyum raporunu getiriyoruz, araştırma önergesi istiyoruz. Eğer sözlerinizin arkasındaysanız gelin hırsızlıkları araştıralım. Gelin kayyum ne kadar büyük yolsuzluk yapmış, nelere el koymuş, halkın iradesini gasp etmek bir yana halkın olması gereken paranın nasıl AKP tarafından atanan kayyum tarafından çarçur edildiğini ve cebine atıldığını hep birlikte görelim. Ayrıca lütfen Sayın Eronat, Selçuk Mızraklı'ya dil uzatmayın. Selçuk Mızraklı bir kere bu ülkede ender yetişmiş doktorlardan biridir. Belediye başkanı seçilinceye kadar hakkında bir soruşturma dahi yokken tek suçu belediye başkanı olmaktır. Sizin valiniz var ya, valiniz, emrinizde çalışan vali 31 Mart gecesi
kayyım atanması için yazı yazmış ya. Daha seçim bitmiş, kazanmış, oturmadan yazı yazdınız. Siz bu ülkede halka düşman bir politika yürütüyorsunuz ve bunun en büyük cevabı da Diyarbakır halkındadır. %70 ile geldik. Gelecek seçimlerde Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, şimdi sisteme giren ilk 20 milletvekilinden yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim.